büyük köşesi kanalımdan Herkese merhabalar kanalıma Hoş geldiniz güzel bir modeli yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım iki şiş çalışacağız videoya geçmeden Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoya geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. E, Alize Baby Best ip kullanacağım. Evet, modelin yapım aşamasına geçelim. Öncelikle ilmek çıkarmakla başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. İpimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 4 ve 4'ün katları. Artı 3 kenar ilmeğinden oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. Evet ben ilmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Ben şöyle ilmeklerimi tamamladım. Toplamda 19 ilmekten anlatım yapacağım size. Model anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Anlatım esnasında modelin alt kısmına lastik uygulamayacağım. Bir sıra düz öreceğim, bir sırada ters. Ön yüzden modelimin kurulumuna başlayacağım. Yani lastiğinizi ördünüz diyelim, ön yüzden bir sıra düz, arka yüzden de bir sıra ters ördükten sonra lasti, lastiğin üzerine modeli başlarsanız daha düzgün duracaktır. Genelde ajurlu modellerde. Ben bu işlemi yapıyorum. Evet ben şimdi bir sıra düz örgümü öreceğim. Arkadan da bir sıra ters öreceğim. Ön yüzde modele başlayacağız. Zeminimi oluşturdum. Şimdi ön yüzdeyiz ve modelimizin kurulumuna geçebiliriz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir 2 ilmek düz ördüm. Daha sonra sıradaki 2 ilmeği soldan girerek sağa doğru kesiyorum. Bir artırma yaptım. 2 ilmek düz örüyorum. Tekrar sıradaki 2 ilmeğimi şöyle soldan girerek sağa doğru kesiyorum. Bir artırma yaptım. 1 2 ilmek düz ördüm. Sıradaki iki ilmeğimi soldan girerek sağa doğru kestim. Bir arttırdım. İki ilmek düz ördüm. Sıradaki iki ilmeğimi şöyle sağdan girerek kestim. Bir arttırdım. Bir ilmek düz. Kenar ilmeğini de düz ördüm. Ön yüzden modelimizi kurmuş olduk. Modelimin ikinci sırasında ve arka yüzündeyim. Modelin arka yüzünde herhangi bir işlem yok. Bütün ilmekler ters örülüyor model bitene kadar. Sıramı tamamlayıp geliyorum. Modelin ön yüzünde ve üçüncü sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek düz örüyorum. Daha sonra sıradaki iki ilmeğimi yine şöyle soldan girerek sağa doğru kestim. Bir artırma yaptım. 2 ilmek düz örüyorum. Tekrar sıradaki 2 ilmeğimi şöyle soldan girerek sağa doğru kestim. 1 artırdım. 2 ilmek düz ördüm. 2 ilmeğimi soldan girerek sağa doğru kestim. 1 artırdım. 2 ilmek düz ördüm. 2 ilmeğimi yine şöyle soldan girerek sağa doğru kestim, Bir arttırdım. Kalan 3 ilmeğimi düz örüyorum. Modelimin 3. sırası bu şekildeydi. Modelin dördüncü sırasında ve arka yüzdeyim. Arka yüzde yine bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz sıramı tamamlayıp geliyorum. Devam ediyorum. Modelimin 5. sırasında ve ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi şu iki ilmeğimi şöyle soldan girerek sağa doğru kesiyorum. Buradaki ilmeklerimiz bitti. Bir artırdım. İki ilmek düz ördüm. Tekrar sıradaki iki ilmeğimi şöyle soldan girerek Sağa doğru kestim. Bir arttırdım 2 ilmek düz ördüm. Soldan girerek ilmeklerimi sağa doğru kestim. Bir artırdım. 2 ilmek düz ördüm. Yine şöyle soldan girerek 2 ilmeğimi sağa doğru kestim. Bir artırdım. 1 2 3 kenar ilmeği birlikte 4 ilmek kenarda düz olarak ördüm Evet arka yüzde ilmeklerimi ters örüp geliyorum arka yüzde ilmeklerimi ters olarak ördüm modelimizi bir kez kurmuş olduk model altı sırada bir kendini tekrar ediyor model e, kaydırmalı olarak kendini tekrar ediyor şimdi bu işlemi sağ tarafa yapmıştık. Bir de sol tarafa doğru yapacağız ki modelimiz anlaşılsın. Ama bu işlem altı sırada bir kendini tekrar ediyor. Onun için devam ediyoruz modelimize. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir, iki ilmek düz örüyorum. Daha sonra bir artırma yapıyorum. Sıradaki iki ilmeğin yönlerini sola doğru çeviriyorum. 2 ilmeği şöyle sola doğru kestim. 1 2 ilmek düz ördüm. 1 artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimin yönlerini sola doğru çevirdim. 2 ilmeğimi sola doğru kestim. 1 2 ilmek düz ördüm. Tekrar 1 artırmamı yaptım. Sıradaki iki ilmeğin yönlerini sola doğru çevirdim ve kestim. Sola doğru bir kesim yaptım. Çünkü şu işlem sola doğru olacak bu sefer. İki ilmek düz ördüm, bir arttırdım. Sıradaki iki ilmeğin yönlerini sola doğru çevirerek ikisini birlikte sola doğru kestim. Bir ilmeğim ve kenar ilmeğini de düz ördüm. Arka yüzde ilmeklerimi ters örüp geliyorum. Arka yüzde bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm ve modelimin ön yüzündeyim. Devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 1, 2, 3 ilmek düz örüyorum bu sefer. Bir artırma yaptım. Sıradaki iki ilmeğimin yönlerini sola doğru çevirerek sola doğru şöyle bir kesim yapıyorum. 2 ilmek Düz ördüm. Bir arttırma yaparak sıradaki iki ilmeğin yönlerini yine sola doğru çevirerek sola doğru bir kesim yapıyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Bir arttırma yaptım. Sıradaki iki ilmeğin yönlerini sola doğru çeviriyorum ve sola doğru bir kesim yapıyorum. 1 2 ilmek düz ördüm. Bir arttırdım. Sıradaki iki ilmeğimin yönlerini sola doğru çevirerek kesme işlemini yaptım ve kenar ilmeğini de düz ördüm. Arka yüzde bütün ilmeklerimi ters örüp geliyorum. Arka yüzden sıramı tamamladım. Bakın modelimiz şekil almaya başladı artık. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 1 2 3 4 ilmek düz örüyorum. 1 artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimin yönlerini sola doğru çevirerek kestim. 2 ilmek düz ördüm. 1 arttırmamı yaparak sıradaki 2 ilmeğimin yönlerini sola doğru çeviriyorum ve kesiyorum. 1 2 ilmek düz ördüm. 1 arttırdım. Sıradaki iki ilmeğin yönlerini sola doğru çevirerek kestim. Bir, iki ilmek düz ördüm. Bir artırmamı yaptım. Burada sadece öndeki ilmeğin yönünü çevirmem yeterli. Kenar ilmeği ile birlikte iki ilmeğimi birlikte düz örüyorum ve bir ilmeği düşürüyorum. Devam ediyorum. Modelimin arka yüzündeyim. Arka yüzde yine bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bu sırayla birlikte ikinci modelimizi de tamamlamış oluyoruz. Sıramı tamamlayıp geliyorum. Arka yüzde ilmeklerimi ters olarak ördüm ve gördüğünüz gibi modelimiz ortaya çıktı. Dediğim gibi 6 sırada bir kendini tekrar ediyor bu işlemi. Önce sağa doğru yapıyoruz, sonra da sola doğru yapıyoruz. Şimdi kafanız karışmasın diye 3. modelin 1. sırasında birlikte kuralım. Yine ilk başta yaptığımız gibi kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 1 2 ilmek düz örüyorum. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğimi şöyle soldan girerek sağa doğru kestim. Bir artırma yaptım. Bir, iki ilmek düz ördüm. Yine sıradaki iki ilmeğimi soldan şöyle giriyorum. Üçüm ayrıldı. Soldan girerek sağa doğru kestim iki ilmeğimi. Devam ediyorum. İki ilmeğimi yine sola sağa doğru kestim. Bir arttırdım Bir, iki ilmek düz ördüm. Yine sıradaki iki ilmeğimi soldan girerek sağa doğru kesiyorum. Bir arttırdım. Bir, iki ilmek düz ördüm. Sıradaki iki ilmeğimi soldan girerek sağa doğru kestim. Bir arttırdım. Bir, iki ilmek düz ördüm. Üçüncü modelimizin birinci sırasında birlikte kurmuş olduk. Şöyle arka sırayı da geçelim ki modelimiz tam anlaşılsın. Arka yüzde yine dediğim gibi bütün ilmekler ters örülüyor. Modelimiz bundan ibaret. Model 6 sırada bir kendini tekrar ediyor. Yapım aşaması gördüğünüz gibi gayet kolay ve de şık bir model. Modeli ben kamera arkasında büyük bir parçada denedim. Sıramızı tamamlayalım. Modeli bir de size şöyle büyük bir parçada göstereyim daha iyi anlayacaksınız modelimizi. Kamera arkasında örmüş olduğum büyük parçayı göstereyim size. Bu da modelimin daha büyük hali. Gördüğünüz gibi oldukça şık bir model. Bence bu renge de çok yakıştı. Ben burada da alt kısmına lastik geçmedim. Şöyle ipin biraz kalın olduğu için alt kısmı kırılma yapmadım. Dilerseniz bu şekilde kullanabilirsiniz. Dilerseniz alt kısmına lastik geçebilirsiniz. E, bu tip ajurlu modellerde bir düz bir ters lastik modelin alt kısmını topluyor arkadaşlar. Yapacağınız lastiği ona göre iyi seçmeniz gerekiyor. Modelimiz bundan ibaret. Modelimin arka yüzü de bu şekilde. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden anne yeleği örebilirsiniz. Eton şal yapımında kullanabilirsiniz. Yine yazlık bluzlarınızda yazlık koton iplerle değerlendirebilirsiniz. Çocuk elbiselerin etek bölümüne de bence çok güzel yakışır. Birçok yerde değerlendirebileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.